stüdyomda snowboardlarımızın sezonluk yani kışlık bakımlarını nasıl yapacağımı elinden geldiğince anlatacağım. Evet arkadaşlar, öncelikle boardumuzun bu alt yüzeyinde ister istemez çizikler oluşuyor. Bu kılcal çizikler veya derin çizikler de olabiliyor. Bu çizikleri gidermemiz gerekiyor. Öncelikle yapmamız gereken ilk bakım çalışması çizik giderme olacak. Bunu da internetten almış olduğumuz dolgu mum, gördüğünüz bu siyah, aynı zamanda diğer board içinde beyaz olan, şeffaf görünümde olan bir dolgu mumumuz var. Bunları yakıp bu derin çizikler ve kılcal çizikler gördüğümüz noktaları tamirini yapacağız. Ondan sonra bu tesviyeleme ve düzeltme işleminden sonra boardumuzun karda daha iyi kayabilmesi adına kayganlaşması için sıcak wax çalışması yapacağız. Çiziklerimizi gidermek için dolgu mumu yapmadan önce zeminimizin düz olmasını dikkat edeceğiz. Çiziklerin vermiş olduğu bazı derin yaralı olan yerler var, pürüzler var arkadaşlar. Öncelikle onları bu görmüş olduğumuz spatula ile çiziklerimizi tesviyeleyeceğiz. Arkadaşlar bordumuzda gördüğümüz üzere birçok kılcal çizikler var. Bunların hepsini gidermemiz mümkün değil. Genelde derin olan bordumuzun sağlamlığını azaltan derin çiziklerimizi dolgu mumuyla doldurup tesviyesini yapacağız arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Çünkü sıcak bir mum çalışması düştüğü yere leke yapıp yapışabiliyor. Sorun yaşamamız adına çalışma alanınızı eski bir çarşaftır neresinde bez parçasıyla izole edebilirsiniz. Şimdi şöyle derin görmüş olduğum çatlakları doldurmak adına şöyle kontrol ediyorum. Elimle bakıyorum arkadaşlar. Bordumuz da biraz eski. O yüzden dolayı çok kılcal çiziklerimiz var. Şöyle derin gördüğüm şu noktalara ben başlayacağım arkadaşlar. Evet, mumumuz yandı arkadaşlar. Yavaştan yavaştan erimeye başlayacak. Belli bir açıda tutmaya çalışın. Derin yaralar, hepsini bunları dolduracağız. Önceden söylemiştim. Bordumuz biraz eski. O yüzden dolayı aşırı şekilde yaralar mevcut. Kadar kılcal çizikler olsun, derin çizikler olsun, dolgu mumumuzla oraları kapatmaya çalıştım. Biraz kuruduktan sonra, sertleştikten sonra mumumuz zemine iyice yapıştıklığını hissettikten sonra görmüş olduğunuz spatulayla tesviyeleme çalışması yapacağız. Düzelteceğiz. Elimizden ve gözümüzden iyice bakacağız, böyle dümdüz olmasına dikkat edeceğiz ki gittiğimiz zaman pisleri, toz dumanları rahatça attırabilirim.
Evet arkadaşlar, dolgu mumumuzla kılcal çizikler ve derin görmüş olduğumuz alanları doldurmaya çalıştık. Şimdi ispatula yardımıyla tesvirip düzelteceğiz arkadaşlar. Ispatulamızla sıcak mumla dolgu yaptığımız bölgeleri tesviriyoruz, düzeltiyoruz arkadaşlar. Ne kadar pürüzsüz ve temiz, düzgün zemin sağlarsak kayak keyfimiz o kadar daha konforlu ve keyifli olur arkadaşlar. Arkadaşlar, çizgilerimizi tesviyeledik, kontrollerimizi yaptık. Aynı zamanda bordumuzun kenarındaki çelik bakımını da yaptık. Oralarda sivrilen, elimizi şey yapabilecek, kesebilecek olan, bize zarar verecek olan yerleri eğeledik, düzelttik. En son olarak bordumuzun piste rahat bir şekilde kayabilmesini sağlamak adına sıcak wax çalışması yapacağız. Bunu tabii ki kendi imkanlarımızla yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane eski ütüyle wax'ımızı her yerine, bordumuzun her yerine yedireceğiz, düzelteceğiz. En son test verdikten sonra bordumuz kullanmaya hazır olacak arkadaşlar. Şuradan uç kesimden başlıyoruz arkadaşlar. Ütümüzden ısısıyla wax'ımız eriyor. Her yerine eşit bir şekilde damlatacağız ve ütü yardımıyla tekrar bordumuzun tüm yüzeyini yedireceğiz. Yüzeyimize wax'ımızı damlattık, eşit bir şekilde yaydık. Şimdi ütümüzle zemini komple yedireceğiz. Tabiri caizse tesviyeleme yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıcak wax uygulamasını bitirdik. Şu an tesviyeleyemeyi hazır bir şekilde getirdik. Birazdan kendi yapmış olduğum ispatulayla tesviyeleme işlemine başlayacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu flex parçasıyla bordumuzun sıcak wax sıyırma işlemini yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıcak wax uygulamasını bitirdik, tesviyeleme işlemini hallettik. Şu an gördüğünüz gibi bordumuz artık kaymaya hazır.